böyle bir etkinlik, böyle bir planlamada yapıyoruz. Akdamadem'de bundan sonraki sizi misafir ettiğimiz, inşallah edeceğimiz dönemde çok daha formal çalışmalar yapmış, güzelleşmiş bir şehir bulursunuz. Arkadaşlar, bugün Akdağ'da orman içi yürüyüşümüzde biz doğa yürüyüşçüleri olarak her zaman doğaya zarar vermeden en az minimum şekilde zarar vererek diyelim. Ayak izimizden başka hiçbir şey doğaya bırakmıyoruz. Birinci kuralımız bu. Anadolu'nun en güzel ormanlarının bulunduğu, doğasının, coğrafyasının yürümeye çok müsait olan Akdağ Madeni ilçemize geldik. Belediye başkanımız sağ olsunlar, yerel insanlarımız bizi çok sıcak karşıladılar ve bu doğada yürüyüş yapmak gerçekten çok güzel. Keşke herkes bu doğayı tanısa. Buraya hem kamp çadırlığına çok müsait bir yer burası. Her taraf çeşme ve doğası, iklim de çok güzel. Herkese tavsiye edilebilecek yer. Özellikle doğa yürüyüşçülerini buraya bekliyoruz. Buranın ihmal edilmemesi lazım. Artık bugün biz akciğerlerimizi tamamen temizledik herhalde. En uç noktalarda bol oksijenli bir havada yürümekten, dostlarımızla, arkadaşlarımızla yürümekten ayrı bir mutlu olduk. Sayın Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm buradaki evet, bugün Neşet Ertaş'ın memleketinden, Nida Tüfekçi'nin memleketine geldik. Cennetten bir köşe olan Akdağ Madeni'nde doğa yürüyüşü yaptık. Kırşehir Doğa ve Doğa Sporlar ve Trekking Kulübü ile Akdağ Madeni Belediye Başkanı'na, şube müdürlerine ve bütün personeline çok teşekkür ediyorum. Bizi çok sıcak karşıladılar. Emeklerine, ellerine, yüreklerine sağlık. Herkese teşekkür ediyorum. Biz Kırşehir Kırdost ekibi olarak, yani Kırşehir Doğa Sporları olarak bugün Akdağ Madeni'ne geldik. Doğasıyla harika, çok güzel bir yer. Ondan öncesinde tabii ki insanları, ilgisi, alakası bizimle, ikramları olsun, yaptıkları hizmetler, bize belediye başkanımızın yaptığı hizmet, ilgisi, bizimle birlikte yürümesi şahaneydi. Ormanı zaten ben ilk defa geliyorum buraya. Gelmeyen varsa da şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir ormanı var. Kırşehir Kırdost ekibi olarak Akdağ Madeni'ne geldik. Burada Sayın Başkan, Nezih Başkan bizi ağırladı. Akdağ Madeni İç Anadolu bölgesinin en büyük tabi orman alanıdır. Buranın güzelliklerinin Türkiye'ye duyurması lazım. İş turizme en kısa zamanda kazandırılması lazım. Akdağ Madeni gayet güzel bir yermiş. Yani ben bu kadar güzel olduğunu, geniş olduğunu görmedim yani. Bozkurt Çamlı'ya geldim ama burası daha geniş, daha güzel. Ve sağ olsunlar, buradaki insanlar çok cana yakın, çok yardımsever ve güzel bir etkinlik yani. Herkesin de gelmesini isterim. Buraya gelince insan bütün stresini alıyor, rahatlıyor. Bu yeşillik, bu insanla olan güzel muhabbet, herkese tavsiye ederim. Akdağ Madenimiz 1862 yılında belediye olma unvanını almış ülkemizin ikinci belediyesi. Tarihin doğayla buluştuğu kent olarak isimlendiriyoruz. İç Anadolu'nun bozkırına inat, yemyeşil sarıçam ormanlarıyla kaplı bir şehrimiz. Bugün Akdağ Madeni ormanlarımızdan Kırşehir'den gelen kıymetli misafirlerimizi, Kırşehir Doğa Sporları ve Trekking Kulübü'nü ağırladık. Yaklaşık 15 kilometrelik bir yürüyüş parkurundan sonra burada çayımızı içiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde
doğa turizmi ile ilgili çeşitli etkinlikler ve çalışmalar yapacağız. Bunun içerisinde doğa turizmi, yürüyüş parkurları, trekking etkinlikleri, kamp alanları gibi faaliyetlerimiz yer alıyor. Doğa severleri, İç Anadolu'nun akciğerleri, Akdağ Madeni'ni bekliyoruz.